Dün bir teoreme başladık, yani yazdım, onu kanıtlayacağız. Exchange principle demiştim. İki tane bazı varsa bir şeyin, sonlu boyutlu bir vektör üzerinin. Sonlu boyutlu ne demek bizim için? Şimdi bazın varlığını kanıtlamadan boyut kavramından bahsedemiyoruz aslında. Değil mi? Önce baz diye bir şey var ve bazın eleman sayısı boyut diyeceğiz ama bazın eleman sayısının sabit olduğunu söylemeden boyuttan da bahsedemeyiz aslında o zaman. Sonlu boyut, sonsuz boyut ne anlama geliyor bilmiyoruz. Ama şöyle bir tanım yapmıştık. Eğer bir vektör uzayı sonlu tane vektör tarafından gerilebiliyorsa, hani lineer bağımsızlık koşulu aramadan, yani sonlu tane vektör varsa onu geren, ona sonlu boyutlu diyoruz dedik. Tamam mı? Mesela şunu görmüştük. Rx polinom halkası sonlu boyutlu değil. Çünkü onu geren sonlu tane vektör içinden bulamıyoruz. Yani onu, sonlu tane vektörle bütün vektör şeyi polinom halkasını gelemiyoruz. Teorem. Ve sonlu boyutlu o zaman B1'in eleman sayısı, biliyorsunuz bu notasyonu, B1'in eleman sayısı kardinalite B2'nin kardinalitesine eşittir. Kardinalite de diyebilirsiniz. Sonsuz boyutlu vektör uzaylar için de aynı şey geçerli. Hem sonlu ya da sonsuz fark etmez. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Kanıt. Dün bahsetmiştim kanıtı nasıl yapacağız diye. B1 şey olsun. İşte ne bileyim neydi? E1 mi? E1, E2, EM. B2 de F1, F2, FN olsun. Teker teker E'lerle F'leri yer değiştireceğim. Şimdi E küçük eşittir ne olsun? Tamam. Şimdi bu F1 dediğimiz eleman vektör uzayının bir vektörü mü? Evet. Bu F1 elemanını bu baz cinsinden ifade edebilir miyim? Bu baz olduğuna göre E1 EM. Dolayısıyla F1 yazalım. F1 eşittir. Alfa 1 E1 artı alfa 2 E2 artı alfa M EM. Okey. Şimdi buradaki alfaların hepsi birden sıfır olamaz. Doğru mu? Hepsi birden sıfır olsa, çünkü bu toplam sıfıra eşit olacak. F1 sıfırdan farklı bir eleman tabii ki bazın içinde olduğu için. Lineer bağımsızlık var. Doğru değil mi? Şimdi dolayısıyla bir tanesi sıfırdan farklı. Ben bunun alfa 1 olduğunu varsayabilir miyim? Yine without loss of generality, genelliği bozmadan. Tamam, alfa 1 değilse, alfa 5 ise E1 ile E5'in bunların yerini değiştirin. Yani isimlerini değiştirin daha doğrusu. Bunu alfa, bu E1 şey olsun, E5 olsun, E5 E1 olsun isimleri. Tamam. Bunu şey, genelliği bozmadan alfa 1 eşit değildir 0 varsayabiliriz. Şunu buraya atayım. F1'i buraya atayım. Böleyim. O zaman alfa 1 eksi alfa 1 E1 eşittir. Eksi F1 artı alfa 2 E2 artı alfa M EM oluyor mu? Oluyor. Şunu buraya götürdüm. Bunu da buraya getirdim. Tamam mı? Şimdi alfa 1 sıfır olmadığına göre her birini alfa 1'e böleceğim. Bunları. 1 bölü alfa 1. Ondan sonra eksi olacak alfa 1. Hepsi eksi 1 böyle yapalım. Ve eksi alfa 1. Hepsini alfa 1'e böldüm. Bu alfa 1 gitti. Eksi alfa 1'e böldüm. Dolayısıyla E1'i ben F1, E2, EM cinsinden yazdım. Tamam mı? Bundan sonra herhangi bir vektörü E1, EM cinsinden ifade ederken E1 yerine şunu yazabilir miyim, şu ifadeyi? Yani diyelim ki herhangi bir V vektörü aldım. Bunu işte alfa 1, alfa 1 değil, beta 1, beta 1 E1 artı beta 2 E2 falan beta M EM diye yazdım. Şimdi biliyorum ki E1 yerine bunu koyabiliyorum. Dolayısıyla bu ne olacak? Beta 1 çarpı
Eksi 1 bölü alfa 1 f 1 falan. Eksi alfa n bölü alfa 1 en. Artı bundan sonra gelen beta 2. E 2 artı beta m. Oldu mu? Şimdi v'yi ben bu sefer hangi vektörler cinsinden yazmış oldum? F1, E2, E3, En vektörleri cinsinden yazdın mı? Herhangi bir vektör, herhangi bir vektörü yazdım. Doğru mu? Şimdi birincisi bu. Güzel. Demek ki bu artık ben bu baza B1'de, B1 yerine F1, E2, En yazsam onu baz olarak kullanmak istesem okey. Yalnız bazın bir özelliği daha vardı. Lineer bağımsız olması lazım. Şimdi buradan dolayısıyla ne, buradan şey biliyoruz. Şu küme F1, E2, E3, EM kümesi V uzayını gerer. Bunu biliyoruz. Tamam. Bunu göstermiş olduk. Herhangi bir vektörü F1, E2, E3, E4, EM vektörleriyle yazdım. Tamam mı? Şimdi şunu göstermem lazım. Bu vektörler lineer bağımsızdır. Bunu göstermem lazım. F1 ile E1'in yerini değiştirdim. E1'i attım, yerine F1'i koydum. Artık yeni bir bazım var. F1, E2, EM. Tamam mı? Bu yeni baza göre her elemanı yazabiliyorum. Yani span ediyor bütün vektör uzayını. Bu yeni bazın lineer bağımlı olup olmadığını bakacağım. Tamam mı? Yani varsayalım ki eğer ne bileyim beta 1 F1 artı beta 2 F2 artı şey E2 artı beta M EM eşittir 0 olsun. 0 ise beta 1'in eşittir beta 2 eşittir beta M o da eşittir 0 olduğunu gösterelim. Şimdi şuraya bakıyorum. Öncelikle bu yeni yabancı F1 var ya. F1'in katsayısı 0 ise eğer, beta 1 eşittir 0 ise, o zaman geri kalanlar, şurası burası gider. Geri kalanlar, E2M zaten lineer bağımsız olduğunu biliyorum. Onu 0 ise eğer, bütün katsayıların da 0 olacağını söylemiş olurum. Eğer değilse, tamam mı? Eğer değilse, beta 1 eşit değildir 0 ise, F1'i ne olarak yazdım? Eksi beta 2 bölü beta 1 E1 artı E2 eksi beta M bölü EM beta 1 EM diye yazdım. Bir böyle yazdım F1'i. Bir de F1'i şurada nerede F1'imiz? Bir de böyle yazmıştım hatırlarsanız. E1 buradaki E1'in katsayısı şeyden farklı. Bir de böyle yazmıştım. F1 alfa 1 E1 artı alfa 2 E2 artı alfa M EM diye yazmıştım. Alfa 1 sıfırdan farklıydı kesinlikle. Alfa 1 eşit değildir 0. Dolayısıyla F1'ine şimdi ikisini çıkarıyorum birbirinden. Bundan bunu çıkarıyorum. Ne olacak? Alfa 1 E1. Burada E1'li terim olmadığı için başka buradan bir şey çıkarmış olmayacağım. Artı E2'li terim alfa 2 eksi eksi beta 2 bölü alfa 2 artı beta 2 bölü beta 1. E2 artı en son terim ne? Alfa M artı beta M bölü beta 1 çarpı EM. Bu neye eşit? 0. Şimdi bu 0'a eşitse alfa 1 ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. Hem 0'a eşit hem 0'a eşit değil. Çelişki. Olmaz. Alfa 1 eşittir. 0 bulduk. Lineer bağımsız olduğu için çelişki. Bu çelişki işareti. Çelişki. Siz nasıl yapıyorsunuz çelişki işareti? Bir tane böyle bir şey var böyle. Şimşekler çakıyormuş gibi olan var. Beta 1 0 değil varsayımından çelişki çıktı. Buradan beta 1
eşittir 0 olur. Tamam. E1'den E'ne kadar vektörler kümesi var elimizde. Bunlar evet. Lineer bağımsız. Evet. E1'i çıkardığımızda aha. E2'den E'ne kadar olanların kendi arasında lineer bağımsız olduğunu göstermiş miydi? Hah, çok güzel bir soru. Lineer bağımsız olur mu? Olur. Olur mu? Yani diğerleri cinsinden ifade edebildiğiniz için. Çok güzel bir soru. Enes'in sorusu ne diyor? Şimdi bir kümeniz var. E1, E2, E3, EM. Bir sürü vektör var içinde. Ve siz onun lineer bağımsız olduğunu biliyorsunuz diyelim ki. Onun bir alt kümesini alın. O da lineer bağımsız olmak zorunda mı? Şimdi ne yapalım? Bak şöyle. Diyelim ki dedin ya E1'i çıkarım E2. Alfa 2 E2 artı alfa M EM eşittir 0 olsun ama bununla bazıları 0 olmasın. Buna şey et 0 çarpı E1'i de ekle. Yine lineer eğer 0 olmazsa bu toplam 0 olmazsa bu toplam da 0 olmaz. Değil mi? Anladın mı? Dolayısıyla yani lineer bağımsız bir kümenin alt kümesi de lineer bağımsız. Tamam. Diğer yönde de eğer bir küme vektör uzayını geriyorsa her elemanı onlarcasından yazıyorsan, o kümeyi büyütürsen eğer, onun daha büyük bir kümesini alırsan, o kümeyi içeren her kümede vektör uzayını gerer, değil mi? Kümenin özelliği yukarıya doğru sabit kalıyor büyüttükçe. Lineer bağımsızlıkla aşağı indikçe sabit kalıyor. Aşağı indikçe lineer bağımsızlık değişmiyor. Yukarı gittikçe spanning değişmiyor. Tamam. O tam ortada ikisi birbirini buluyorlar. Böyle tam kesişim noktası gibi. Daha bitmedi kanıtımız farkındaysanız. Sadece bir tane elemanı değiştirdim. Şimdi ne yaptım? Hem yeni bir küme buldum. Ne bu? Beta 1. Şey bu ne bu? F1. Yeni buna B1'di ya bu. B1 kümesini artık şuna değiştirdim. F1 E2 E3 EM'le değiştirdim. Bu sefer E2 ile F2 değiştireceğim. Değil mi? F2 eşittir. Nedir? Alfa 1 F1 artı alfa 2 E2 artı alfa M EM. Bunlar cinsinden yazılıyor mu F2? Şimdi şöyle bir olasılık var mı? Bunların hepsi sıfır. Sadece bu sıfır değil. F1 ve F2 bazdan geliyordu. O zaman lineer bağımlı olurlar bunlar. Değil mi? Lineer bağımlı olurlardı. Bazdan geldikleri için. Demek ki yani sadece bu sıfır değil. Bunların hepsi sıfır olması olası değil. Demek ki bunların arasında eğer neresi sıfırdan farklı bir katsayı var mı? Şunların arasında. Yani E2, EM'in katsayıları arasında. Sıfırdan farklı bir katsayı var mı? Demek ki bunların arasında bir tane katsayı var ki sıfırdan farklı. Buna alfa 2 diyebilir miyim sizin eğer genelliği bozmadığını düşünüyorsanız? Alfa 2 eşit değildir. Sıfır varsayalım. Tamam, bunun sıfırdan farklı olduğunu varsayalım. Okey. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım sizce? E2'nin yerine E2, bunu buraya atacağım. Bunu buraya atacağım. E2'yi. E2 eşittir. Ne olacak? Şimdi buradaki hesap nedir? Şey yaptım. Alfa 2 E2'yi buraya aldım. F2'yi buraya aldım. F2 ne oldu? Eksi F2 oldu buraya geçince. Burası da eksi alfa 2 E2 oldu. Sonra hepsini eksi alfa 2'ye böldüm. Bütün katsayıları. Dolayısıyla E2'yi tek başına bıraktım. E2'yi diğerleri cinsinden yazabiliyor muyum yani? E2'yi hangi vektörler cinsinden yazabiliyorum? F1, F2, E3, E4, EM. Yer değiştirdim aynı şekilde. Tamam. Demek ki iddia ediyorum ki F1, F2, F, E3, EM bir bazdır. Her vektörü bunlar cinsinden yazabileceğimiz bariz. Az önceki argümanın aynısı. Herhangi bir vektör alın. E1, E2, bu baz mıydı? Şu. Bu arkadaş baz. Herhangi bir vektörü bunlar cinsinden yazabilir misiniz? Yazarsınız. O yazdığınızda E2 gördüğünüz yere şunu koysanız bu sefer E2'siz de yazabilir misiniz?
Ha? Sadece F1, F2, E3, EMC'sinden yazabilir misiniz yani her vektörü? Yazabiliriz. Tamam mı? Demek ki span ediyor. İki. Lineer bağımsız mı? Ona bakacağız. Varsayalım. Beta 1, F1 artı beta 2, F2 artı beta 3, E3 artı beta M, EM eşittir 0 olsun. Beta 2 sıfırsa, ben biliyorum ki bunlar lineer, bunlar bir baz oluşturuyor da ya, bazın bir alt kümesi. F1, E3, E4, EM. Beta 2 sıfır olursa hepsi sıfır olur. Eğer beta 2 sıfır olursa burası yok oluyor. Ne kalıyor geriye? F1, E3, E4, EM kalıyor. Onların baz olduğunu, bazın elemanları olduğunu göstermiştim. Onların bir baz oluşturduğunu, yani lineer bağımsız olduğunu. Dolayısıyla eğer burası yok olursa geri kalanların bütün katsayıları sıfır olmak zorunda. Tamam mı? Demek ki beta 2 eşittir sıfırsa o zaman beta 1 eşittir beta 3 eşittir beta m eşittir 0 olur. Yani işimiz biter. Demek ki beta 2 0 değilse o zaman yine aynı şekilde o zaman F2'yi iki değişik şekilde yazmış olacağız. Bir böyle yazacağım, bir de böyle yazacağım. Ve birisinde E1 var, E2 var, birisinde E2 yok. Olmaz böyle. Değil mi? Demek ki beta 2 0 değilse, beta 2 eşit değildir 0 ise F2'nin baz cinsinden iki değişik ifadesini bulmuş oluruz. Bu da çelişki olur. Çelişki doğurur. Hem span ediyor, geriyor bütün uzayı, hem de lineer bağımsız. Şimdi ne yapacağız? E3 ile F3'ün yerini değiştireceğiz tabii ki. Böyle devam ediyor. Teker teker yapmayacağım hepsini. Şimdi F1'i değiştirdim, F2'yi değiştirdim. Şimdi F1, F2, FM oldu burası. Burada değiştirecek eleman kalmadı artık. Bu baz mı? Her aşamada bunlar hepsi bu bazdı farkındaysanız. Bu bir baz oluşturur mu? Evet. En son adımda, son adımda kümesi baz oluşturur. Eğer N, M'den büyükse, strict büyükse, o zaman F, M artı 1, bunlar cinsinden yazılır mı? Yazılabilir mi peki? Yazılamaması lazım çünkü hani bazı çelişki, lineer bağımlılık bulmuş oldum F, M artı 1 ile diğerleri arasında. Bu da F1, F2, Fn kümesinin bir baz oluşturmasıyla çelişir. N eşittir M oldu. Değil mi? Büyük olamaz. Büyük eşit. Bir tanesini büyük eşit alıp da demek olur. Demek ki iki baz aynı eleman sayısına sahip olmak zorunda. Bir, eğer W, V'nin alt uzayı ise dimension of W, V'nin W'nin dimension of V bars. İki, dimension of V, V'nin boyutu ne ise V1, Vn lineer bağımsızsa V1, Vn bir baz oluşturur.
Neden? Yani bu ne tanesi lineer bağımsız. Bunun bütün uzayı span ettiğini nereden biliyorsunuz? Span etmiyorsa eğer, değil mi? Bunların dışında bir eleman var. Demek ki bazı elde etmek için. Demek ki bazın eleman sayısı neden büyük olur o zaman? O da olmaz. Dimension V yine. V'nin boyutu ne olsun? Bunu cebirde çok güzel bir şey kullandığımız yer var. Eğer N artı bir tane rastgele istediğiniz N artı bir vektör alırsanız V'den N alırsanız bu vektörler lineer bağımlıdır. N artı bir tane vektör aldım. Bunlar lineer bağımsız olsaydı baza tamamlayabilirdik. O zaman bazın eleman sayısı kesinlikle N'den büyük olacaktı. N artı birden de büyük eşit olacaktı. Değil mi? Ama olmaz. Çünkü bazın eleman sayısı sabit. Ve her hep F üzeri vektör uzayı. Sonlu boyutlu. Vektör uzayı sonsuz boyutlu da doğru galiba bu teorem. F çizimleri vektör uzayı ve U1, U2, V'nin alt uzayları. V eşittir U1 artı U2 ise dimension of V is equal to dimension of U1 plus dimension of U2 minus dimension of U1 intersection U2. Bunu özel bir durumda eğer direkt toplamsa V eşittir U1 direct sum with U2 U1 ve U2'nin direkt toplamıysa V dimension of V U1 ve U2'nin boyutlarının toplamına eşittir. Yani değil mi? Bu eğer direkt toplam neydi? Sadece kesişimde 0 var. O 0 vektörünün 0 alt uzayının boyutu kaç? 0. O zaman şurası 0 oluyor. Değil mi şurası? Dolayısıyla B'nin boyutu U1'in artı U2'nin boyutuna eşit oluyor. Güzel. Bir ara verelim ve bunu nasıl kanıtlayabiliriz düşünelim.